Yeşilköy Hava Meydanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1933 yılında sivil havacılık sahnesine çıkışının en önemli kahramanıydı. 1949 yılında uluslararası bir havaalanı inşa edilmesi kararı alındı. 4 yıl süren inşaatın ardından Yeşilköy Uluslararası Havaalanı 1 Ağustos 1953'te faaliyete geçti. 1985 yılında Yeşilköy'ün ismi Atatürk Havalimanı olarak değiştirildi. Liman 2014'te kapasitesinin zirvesine ulaştı. Dünya havacılık teknolojisindeki gelişmeler, Türkiye'nin turizm alanında hızla büyüyen rolü ve artan yolcu yoğunluğu, havalimanının sürekli yenilenmesini mecbur kılıyordu. Belki yapılacak sınırlı eklemeler, kısa vadeli geçici çözümler üretebilir. Ancak havalimanı, İstanbul'da yerleşimin yoğun olduğu bölgenin içinde adeta hapis kalmış durumda. Gerekli revizyonların yapılması, trafik ve yerleşim sorunu hesaba katıldığında mümkün görünmüyor. Türkiye'nin sivil havacılıkta koyduğu yüksek çıtaya ulaşmak için kalıcı bir çözüm şart. Şehir içinde gelişimi sınırlı kalan havalimanının bayrağı devretme zamanı geldi. Yeni proje için saha arayışı, devletin en üst kademesinde öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. İstanbul'daki mevcut havaalanlarımız taşıdıkları yolcu sayısı itibarıyla kapasitelerini doldurmuşlardı. Artan ihtiyaçlar, gelişen şartlar bu bölgede daha büyük bir hava alanı yapımı ihtiyacını ortaya çıkardı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi zemin ve etüt çalışmalarını tamamladığında en doğru arazi için karara varılıyor. Yeni havalimanı şehir merkezine yakın, yapay ve doğal engellerden arındırılmış ve rüzgar hesaplarına uygun bu araziye yapılacak. Böylece daha önce maden ve kum ocaklarının atıl hale getirdiği alan yeniden ıslah edilerek değer kazanacak ve ekonomiye katma değer sağlayacak. Türkiye'nin stratejik vizyonu 2023 projesi hedefleri arasında yer alan yeni bir havalimanı için 13 Mayıs 2013 tarihinde ihaleye çıkılıyor. ...7 Ekim 2013'te kurulan İGA şirketi, inşaatı 1 Mayıs 2015'te başlattığında artık dönüşü olmayan bir yola giriyor. Proje 1.4 milyon metrekare kapalı alanıyla bugüne kadar inşa edilen en büyük ana terminali içeriyor. 45 metre yüksekliğindeki 4 katlı terminal ilk etapta yıllık 90 milyon yolcu kapasitesiyle çalışacak. Ana terminalde 143 adet özel ayarlanabilir yolcu köprüsü yer alacak. Hava sahası gözetleme ise Pininfarina ve AECOM firmasıyla tasarlanmış ödüllü bir hava trafik kulesiyle kontrol edilecek. Kargo, destek binaları ve limanla birlikte bu havalimanı tüm fazları tamamlandığında 76,5 milyon metrekarelik bir alanı kapsayacak. Yani yaklaşık 10 bin futbol sahası büyüklüğünde olacak. Bu rüyanın bir an önce gerçeğe dönüşüp işletmeye açılması gerekli. Çünkü tüm hesaplar inşaatın bu rekor sürede biteceği varsayımı üzerine kurulu. Yap işlet devlet sözleşmesi 22.15 milyar euro artı KDV kira bedeliyle 25 yıl sonra bittiğinde havalimanı kamu mülkü haline gelecek. Silk Road dediğimiz İpek yolunun dünyadaki eski tarihlerdeki en önemli ticaret rotasının esasında bugün yeni dünyada canlanmasına bakıyoruz. Evet, bu yerde canlanmıyor, ağırlıklı olarak havada canlanıyor ve bu yolun geçtiği güzergahın üstüne baktığınız zaman her yerinde bizim izimiz var. İstanbul'dan 3 saat uzaklıkta tam 3 kıta var. Bu 1,5 milyar insan, 130 farklı rota demek. Kargo ve lojistik açısından da cazip bir merkez olacak havalimanında yıllık 5,5 milyon kargo elleçlenecek. Dünyadaki diğer örneklere bakıldığında bu hacimdeki bir inşaatın 10 yıl sürmesi öngörülür. Ancak İGA'nın 29 Ekim 2018 olarak belirlenen açılış tarihine kadar sadece 3,5 senesi var. Daha proje başlar başlamaz zaman tüm ağırlığını ekibin iliklerine kadar hissettiriyor.
Bu tip projelerde toprağa kepçe vurmadan önce 3-4 yıllık bir tasarlama süreci yaşanır. Oysa EGA'nın böyle bir lüksü yok. Başkalarının sadece tasarlamaya ayırdıkları süre içinde onlar her şeyi bitirip havalimanını işler hale getirmek zorundalar. Peki böylesi imkansız bir tabloda gerçekçi bir çözüm üretmek acaba mümkün mü? Normalde bu gibi büyük projelerde öncelikli bir tasarım süreci olur. Tasarım belli bir aşamaya geldikten sonra sahada inşaat başlar. Bizim bu projede böyle bir şansımız yoktu. 42 ay gibi bir sürede devasa bir havalimanını inşa etmek gibi bir görevimiz vardı. Biz ofiste projede çizerken sahada da aynı anda imalatlar devam etmekteydi. Sahada ilk inşaat komuta merkezlerinin yapımıyla başlıyor. Yakından bakıldığında tüm bu hareketlilik adeta büyük bir ordunun sefer hazırlığını andırıyor. İki ana kampta toplam 4500 oda var. Hastalık ve acil durumlar için 11 revirde 200 sağlık personeli istihdam ediliyor. Sürekli alanda bekleyen 8 ambulans her an her şeye hazır. Havalimanının yapımında yer alacak 30 bini aşkın çalışanın sağlıklı koşullarda beslenmesi bile başlı başına bir operasyon. Mutfağın işlemesi için onlarca kamyon, tonlarca yiyeceği gelecek aylarda buraya taşıyacak. Süratle yürütülen çalışmalar sonunda EGA, şantiyenin bir kısmını her türlü hizmetin verildiği yaşayan bir kampüse dönüştürüyor. Sahadaki ilk büyük engel, havalimanı inşası için tahsis edilen arazinin yapısı. Eskiden maden ocağı olarak kullanılmış bu alan, delik deşik bir zemine sahip. Uzun yıllar kömür çıkartılmış madenlerden geriye kalan kraterler, farklı derinlikteki çukurlar dev bir köstebek yuvasını andırıyor. Bu projenin kilidi toprak işleri. Toprak işlerinin büyüklüğü tasavvur edilemeyecek bir boyutta. Eski kömür ocakları mevkiinde bu tür zeminlerde çözümün özellikle jeoteknik ve toprak tasarımı raporlarına göre zeminin ıslah edilmesi, zeminde bir bant ve filtre oluşturulması. Bu bant ve filtrenin amacı da yeraltı sularından dolgu tabanına gelecek etkileri azaltmak. Yeni havalimanı projemizin birinci etabı, yani faz bir ağda 26 milyon metrekare çalışma alanımızın yaklaşık 13 milyon metrekaresinde iyileştirme yapmamız gerekiyordu. Bu iyileştirmeyi önce Vikren uygulamasıyla yapmaya karar verdik. Vikren uygulaması zemindeki suyun uzaklaştırılarak üzerine sürsaj, yani geri dolgu yapılarak kendini sıkıştırması ve daha rigid bir yapının oluşturulması esasına dayanmaktaydı. Bir şeyin yeniden yapılmasının düzeltilmesinden daha iyi olacağını düşündüğümüz için mühendislik dolgusu yaparak, yani zayıf zeminin tamamının kaldırılarak mühendislik dolgusu yapılması daha iyi bir iş olacağını düşündük. Mühendislik dolgusu da sağlam malzemeyle, kil malzemeyle tabakalı şekilde dolguların istenilen seviyeye, istenilen kota çıkarılmasıyla meydana getirildi. Big Drain uygulaması için hesaplanan süre 66 ay. Oysa mühendislik dolgusuyla zemini 30 ayda düzeltmek mümkün. Ortasında durulduğunda ucu bucağı görülmeyen engebeli araziyi dümdüz hale getirmek için 2000'in üstünde kamyona ihtiyaç var. Rekorları en üst çıtadan zorlayacak bir kamyon filosu iş başında. Proje boyunca bu kamyonlar her gün yaklaşık 534 bin litre yakıt tüketecek. Yani yaklaşık 20 tanker dolusu petrol. Bu rakam Türkiye'nin toplam dizel yakıt tüketiminin %1,5'una eşit. Bu kamyonların sürekli teker döndürmesiyle toplamda 750 milyon, günde 1 milyon metreküp toprak kazılıp geri doldurulacak. Çıkan toprak iki günde bir, heybetli bir Mısır piramidinin içini kaplayacak kadar çok. Nihayetinde mevcut literatürde bu kadar büyük bir toprak hareketi şu an elimizdeki bilgilerle bir proje kapsamında yok. Kamyonlara eklenen diğer araçlarla birlikte tam 3159 adet araç arı gibi çalışıyor.
Maden kraterlerinden bazıları deniz seviyesinin 35-40 metre altında. Denize yakın kesimlerde geniş çaplı bir drenaj sistemi gerekiyor. Zeminin dayanıklı olması kazı ekibinin önce toprağı dip kayalarına kadar kazmasına bağlı. Sonraki işlemse zemini kum, çakıl ve kayalardan oluşan yapay katmanlarla yeniden doldurmak. Öngörülemeyen bu engel zamanla mücadeleyi daha zorlu bir hale getiriyor. Üstelik bütçeyi de büyük ölçüde artırıyor. Eğer zemin kısa zamanda istenilen şekle getirilemezse tüm planlar suya düşebilir. Günlük güneşlik elverişli hava şartları altında böyle bir çalışmayı planlamak belki mümkün. Fakat İstanbul'un sık ve ani değişen iklimi bazen çalışmaları zorlaştırıyor. Taşınan topraklardan kalan çukurların suyla dolması ve doldurulan kısımların sel nedeniyle kayma riski taşıması operasyonu standart bir zemin çalışmasından çok öteye taşıyor. Ekipteki herkes değişen vardiyalarla gece gündüz üstün bir gayret içinde. Göklere açılacak bu proje için önce karada toprakla çetin bir mücadele şart. ...150 adet ışık kulesi geceyi gündüze çevirmiş durumda. Şantiye sürekli değişen vardiyalarla 24 saat uyumayan bir şehir gibi. İGA tarafından düzenlenen sosyal faaliyetler de ekip ruhunu pekiştiriyor. Çalışanların dikkat, güç ve motivasyonu en üst seviyede tutuluyor. Şu anda inşaat devam ederken 30.000 kişilik çalışandan hareketle bir şehri barındırıyoruz, besliyoruz, istihdamını sağlamış durumdayız. İşlerin eş zamanlı yürümesi için kısaca BIM olarak adlandırılan yapı bilgi modellemesi tüm operasyonun dayanak noktası. Herhangi bir tasarımın imalata geçeceği süre boyunca tüm alt disiplinlerle beraber bir arada koordine edildiği, tasarlandığı, projelendirdiği bir ortam. Design build dediğimiz yani tasarla ve yap modeli içerisinde hızlı bir şekilde aksiyon alıp projenin sahadaki imalatını hızlandırmaya çalışıyoruz. BIM, bütün cephelerin koordine edilmesini sağlıyor ve plandan sapıldığında uyarı veriyor. Ancak bu sırada sert hava şartları da ekipleri test etmeyi sürdürüyor. Mevsimsel zorluklar yetmezmiş gibi 15 Temmuz akşamı yaşanan hain darbe girişimi de havalimanında çalışmaların durmasına sebep oluyor. Telefon geldi. Formen ve şef arkadaşla beraber televizyondan öğrendik. O anda Cumhurbaşkanımızın konuşmasını duyduk. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Bu çağrıyı yaptıktan sonra tüm süreci Atatürk Havalimanı'ndan yöneten Cumhurbaşkanı'na gerçekleşmesi uğruna tüm iradesini ortaya koyduğu yeni havalimanından yanıt gelmekte gecikmiyor. Haydi arkadaşlar, haydi biraz gelin. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Müzik
yaşanan sıkıntılı günler takvimi gittikçe daraltıyor. Bununla da kalmıyor, hesaplanan maliyetlerin yönetimini zorlaştırıyor. Sahada yürütülen çalışmanın yanı sıra finansal yönetimi başarıyla uygulamak da proje için hayati derecede önemli. İGA'nın bu projeyle ulaştığı finansal tabloda yatırım maliyeti 10.25 milyar euro. Genel giderlere baktığımızda çalışan personelin yemek, barınma, servis hizmetleri vesaire şeklinde genel giderleriyle günlük 500 bin euroluk bir harcamamız söz konusu. Şantiyenin ihtiyacını karşılayan 10 dev beton imalathanesi tüm proje için 7 milyon metreküp beton üretecek. Bu, 7 tane Empire State binasının içini dolduracak kadar çok beton demek. Vinçler de inşaat sürecinin vazgeçilmez parçaları. 85 tane kule vincin yaklaşık olarak bugüne kadar 400'ün üstünde operasyonu oldu. Montajları, demontajları, yükseltmeleri, kendi işlerinde yer değiştirmeleri gibi. Bu da bir ince hesap yaptığımızda hemen hemen her gün bir ekibin kule vinç kurumu, söküm veya montajında olduğunu gördük. Terminal binası yatay olarak çok geniş bir alana yayıldığı için vinçlerin rolü ön planda. İGA tarafından bunca vinç buraya getirilmese, eş zamanlı olarak yatay mimariye sahip terminal dört koldan inşa edilmese, böylesi bir projeyi vaktinde tamamlamak sadece hayal. Bu yüzden vinçler şantiyenin eli, kolu, ayağı. Mimar Sinan'ın yüzyıllar öncesinde eserlerinin bir köşesine nakşettiği lale figürü bu havalimanının en hayati kısmına da ilham veriyor. İstanbul'un bilinen sembollerinden kabul edilen lale figürü bir numaralı hava kontrol kulesinin görkemine ince bir zarafet katıyor. İGA tasarım ekipleri dünyanın en iyi tasarımcılarına geçen yıl içinde heyecan verici bir davette bulundu. Onlardan farklı özel bir fikir üretmelerini istedi. Ve işte ortaya Pininfarina ve AECOM imzalı bu mimari sanat eseri çıktı. I'm very glad of this project. And I like also the fact that we used the symbol of the tulip. Because the tulip is the symbol of peace and integration. And it's a flower, it's a form of the nature. So this is typical of Pininfarina design that is very often inspired by the nature and so produces designs with a lot of harmony and fluidity. Ne var ki bu tasarımın masa üzerinde bir hayal olarak kalması yeterli değil. Şimdi sıra bu tasarımın inşa edilmesi ve sıra dışı bir hayalin gerçekleşmesinde. ATC'nin betonarme kısmı gördüğünüz üzere iki katlı bir şekilde devam ediyor. Bizim ilk katımız 78 kotunda, 78'in üstü 90'a çıkıyor. Toplamda 232 tondan oluşuyor ve gördüğünüz üzere 6 parçayla biz kaldırdık. Bu çatı sisteminin 5 büyük parçasının yerde monte edilmesi sonrasında her birinin özel bir vinçle kaldırılıp yerine yerleştirilmesi gerekiyor. Bunlar ciddi rüzgar yüklerine maruz kalan parçalar. Kaldırma esnasında kaldırdıktan sonra vinci çözene kadar ciddi risk teşkil eden parçalar. Rüzgar yükleri kaldırma esnasında bizi nasıl etkileyecek, hangi yönde vuracak? Tüm bu yükleri bir bilgisayar programına yükleyip bu simülasyonları oluşturup parçanın şekil değiştirmelerine bakıyoruz. Sonrasında parçaya bağlayacağımız halatları tek tek kontrol ediyoruz. Bu kule havalimanının göz bebeği, herkesin gözü bu projede. Birçok problemler yaşadık, kar, kış, kıyameti yaşadık ama en sonunda gördüğünüzde çelik montajını tamamlayabildik. Müzik
terminalin çatılarında bile Mimar Sinan'ın tasarımlarına gönderme var. Mimari tasarım net bir şekilde Sinan'ın kubbe sistemiyle örtüşüyor. Bu da görünüme estetik bir bütünlük kazandırıyor. In designing the airport terminal, we were inspired by the city of Istanbul, both the contemporary architecture and the traditional architecture. We looked to the great Mimar Sinan, the way he captures space through his use of domes, and the way the light is let into the buildings. We wanted to create a building that was timeless and contemporary, but reminiscent of the great city itself. Our aim in designing the new terminal in Istanbul was to create a great passenger experience. This led us to a one terminal concept under one roof for the first 100 million passengers. It's very simple. It's a central processor, 5 connected pairs, and the building tells you where to walk. Çatı sistemi 500 çatı malzemesinden oluşuyor. Bunların her biri 80 ton ağırlığında. Ekipler her bir çatı bölümü için 4 beton sütun döküyor ve 2 çapraz kiriş monte ediyor. Sütunların her biri 180 ton ağırlığında. Çatı için ayrıca 33 ton çelik güçlendirici gerekiyor. Ana terminal binasında kullanılan toplam çelik miktarı 108.550 ton. Bu 15 adet Eiffel Kulesi'nde kullanılan çeliğe denk. Uçakların iniş kalkışı için gerekli olan pistler için de çalışmalar hızlandırılıyor. Pistler katmanlar halinde inşa ediliyor. Önce en alta büyük çakıllardan bir katman. Sonra 40 santimetrelik bir alt temel ve en üstte ise 45 santimetrelik asfalttan oluşan özel destek katmanı. Uluslararası havacılık standartlarına göre bir pistin yerleşimi ve konumu konusunda en önemli kriter hakim rüzgarların yönü ve şiddetidir. Projemizin ihale aşamasında da Ulaştırma Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü gibi tüm kurumların oluşturduğu detaylı çalışmalar sonucunda bölgedeki hakim rüzgar yönü kuzey-güney, kuzey-doğu-güneybatı olarak tespit edilmiştir. Ve bu da nihai ÇED raporunda 1970-2011 yılları arasında toplanan meteorolojik verilere göre tespit edilmiştir. Projeye başladığımız 2015 yılından beri de sahada kurduğumuz 4 özel meteoroloji istasyonunda benzer ölçümleri bizler de gerçekleştirmekteyiz. Sahada yaptığımız ölçümleri İstanbul Teknik Üniversitesi'yle beraber yürüttüğümüz çalışmalarda detaylı olarak incelemekte pis yönü ve hakim rüzgar karşılaştırmalarını yapmaktayız. Bunun sonucu olarak da pistlerimizin şu anda inşa ettiğimiz kuzey-güney yönleri %95 üzeri verimlilikle çalışılacağı ortaya çıkmıştır. Bütün inşaat ve planlamalarımız da bu sürece göre devam etmektedir. İlginç olan şu ki burada inşaat sadece yukarı değil aşağı doğru da ilerliyor. Pist altı tüneller bunun en çarpıcı örneği. Uçakların hareket yolları üzerindeki araç trafiği yoğunluğunu azaltmak önemli bir hedef. Bunun için yer altından geçen kompleks bir tünel sistemi kaçınılmaz. Toplamda 22 kilometre uzunluğunda olacak bu tünellerin 13 kilometresi mekanik, elektrik ve tesisat donanımını içeriyor. 6 kilometresi yolcu bagajlarının taşınması ve bakım işleri için havalimanı servis araçları tarafından kullanılacak. Bu tüneller tamamlandığında aprondaki uçak harici araçların sayısı yarı yarıya azalacak. Tünel ağı uçak yakıt sistemi içinde kullanılacak. Yakıt havalimanının Karadeniz'deki kıyısına inşa edilen limana gelecek. Oradan da yer altından 12 kilometrelik bir boru hattı sistemiyle 10 büyük tanktan oluşan yakıt istasyonuna transfer edilecek.
Ancak yakıt transferi için başlangıçta yapılan planlamalarda değişiklik olabilir. Tasarla inşa et yöntemiyle fark edilen ince bir detay iyi değerlendirilirse yakıt transferi maliyetlerinde ciddi bir tasarruf elde etme olasılığı ortaya çıkıyor. Mühendisler bu fırsattan yararlanmak için planlamaları yeniden ele alarak ince eleyip sık dokuyorlar. Ve eğer toprağı düzeltmek yerine istasyonu uzaklaştırıp hattı 9 kilometre daha uzatırlarsa büyük bir maliyetten kurtulacaklarını hesaplıyorlar. Çünkü toprak için gerekli çalışmayı yapmak boru hattını uzatmaktan bile maliyetli. İlk başlangıcımız bizim limandır. Yakıtı limandan arkamda gördüğümüz depolama tanklarını alırız. Belli bir süre dinlendiririz. Suyunu ve partikülünü çökertme yöntemleriyle alırız. Buradan da dinlendirdiğimiz yakıtı satış yaptığımız tanklarımızı alırız. Ve artık yakıtın hikayesi burada başlıyor. Bu terminal için 85 kilometre uzunluğunda bir boru hattı gündemde. Uçak yakıtları son derece hassas, sürekli dolaşımda olmaları gerekiyor. Durgun kaldığında su oluşmaya başlaması büyük bir tehlike. Çünkü bu durum yakıtın bozulmasına sebep olabilir. Yakıttaki bu bozulmayı önleyebilmek için 300'ü aşkın alt ve üst nokta planlanıyor. Dünyada çok az havalimanında elektrikli ikmal araçları mevcut. Biz burada yerli firmalarla birlikte geliştirdiğimiz projeyle ikmal araçlarımızı elektrikli yaptık. Bu çok daha çevreci bir operasyon ve aynı zamanda çok daha operasyonel maliyetleri düşüren bir operasyon sağladı. Sonuç olarak bütün yakıtın denizden alınmasına karar veriliyor. Böylece karayollarına binecek yük de ortadan kaldırılmış oluyor. Tek seferde 175 bin ton kapasiteli iki tankerin limana yanaşması, karayolundan bu yakıtı getirecek 5 bin tır tankere eşit. Ayrıca tek bir rafineriye bağlı kalmadan dünyanın farklı noktalarından yakıt alma seçenekleri de zenginleştiriliyor. Ara maliyetlerin ortadan kalkması ve operasyon çeşitliliği uçaklar için yakıt alımında %30'a varan tasarruf sağlıyor. Yoğun çalışmalarla gün yüzüne çıkan terminal için 143 adet körük şantiyeye doğru yola çıkıyor. Her önemli ayrıntının saha uygulaması zamana karşı büyük bir yarışı da beraberinde getiriyor. Havalimanımızda 143 adet köprü 114 uçağa aynı anda hizmet verebilecek şekilde. Türkiye'de bir ilk olacak A380 tipli uçakların park edebileceği 4 adet park pozisyonunda planladık. İleride ihtiyaç durumunda 11 adet bu kapasite arttırabileceği park pozisyonu da mevcut. Havalimanı elektronik sistemleriyle ısıtma ve soğutmayı çalıştırmak için gerekli elektrik ihtiyacı çok fazla. Bu bile başlı başına çözümü zor bir denklem. Gerekirse bütün donanıma enerji sağlayacak bir destek jeneratörü yerini almış durumda. Bu tesis tek başına Samsun gibi, Çanakkale gibi Türkiye'nin bu büyüklükteki bir şehrinin enerjisinin tamamını karşılayabilecek yeterli. Toplam 3+1 trafo ile beraber montajları, testleri yapıldı, enerji vermeye hazır halde. Bu bir özgüven projesi. Tamamen Türk sermayesiyle, Türk bankalarıyla, Türk işçisiyle, ağırlıklı olarak Türk ürünleriyle yapıldı. Buranın kabasından incesine, son kaplama malzemesinden teknolojisine kadar yerli malzeme kullanılmaya gayret edildi ve kullandığımız yerli malzemelerin üreticileri de en az burada çalışanlar kadar fedakarlık göstererek bu işte
olmanın, bu işi bitirmenin çabasında oldular. Terminalin kaba inşaatının büyük bir bölümü henüz bitmiş değil. Yine de açılış tarihine yetişmek için bilişim sistemlerinin kurulumuna başlanması şart. Bilgi İşlem Direktörlüğü ekipleri gece gündüz hiç durmadan çalışıyor. Tek hedefleri bilişim sistemleri kurulum sürecinin pürüzsüz şekilde tamamlanmasını sağlamak. Büyük olmakla övünmemek lazım. Bir gün biri daha büyüğünü yapar. Burayı akıllı havalimanı statüsünde tutmaya devam etmemiz lazım. Bir uçağın yeşili takip et olarak bilinen pist trafik sistemi de dahil olmak üzere 100'den fazla yazılım ve donanım sistemi mevcut. Piste pilotlara kılavuzluk eden otomatik yeşil ışıklardan son teknolojiyle çalışacak bagaj sistemlerine kadar çağın ötesinde bir yaklaşım kullanılacak. Network'ün çalışması için binlerce kilometre kablo döşeniyor. Arda arda eklenerek serilse Türkiye'den Hindistan'a kadar uzanacak rekor seviyede bir donanımdan bahsetmek mümkün. Havalimanımızda şu anda 80 bin kişiye destek sağlayabilecek bir network yapımız var. Ki bu Türkiye'deki orta büyüklükte bir şehirdeki internet kullanıcı sayısı kadardır. Siber güvenlik kapsamında yerli ve milli teknolojilere ayrıca önem veriyoruz. Yazılım departmanımızla beraber kendi ürünlerimizi geliştirmek için çalışmalarımıza başlamış durumdayız. Bu network'ü sağlayıp bu datayı insanlara ulaştırabilmek için 4500 km kadar bakır kablo, 2500 km kadar da fiber kablolama yapmış bulunmaktayız. 10.800 adet erken gelen bagaj kapasitesine sahip sistem, 24 adet standart 3 tarama cihazı ve 3250 uçuş bilgi monitörü de havalimanının bilişim teknolojileri planına dahil. Böylesi karmaşık operasyonlar ancak çok profesyonel ve donanımlı bir merkezden yönetilebilir. 2400 metrekarelik alanda kurulan operasyon kontrol merkezi havalimanının beyni olacak. Burada çalışan 70 personel güvenlik ve acil durum hizmetleri için hazır. Bunun yanı sıra hava trafik kontrolü ve uçak pist trafiği dahil olmak üzere bütün havalimanı işlevleri tek bir merkezden izlenip koordine edilecek. Uçağın piste teker koymasından yolcu bavulu alana kadar yaşanan bütün süreçler otomatize edilmiş durumda. Havalimanlarında yolcu bagajlarının hem güvenlik hem de seyahatlerin huzuru için dikkatle korunması gerekiyor. Bir hava yolunun iki müşterisi bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi yolcu iken diğeri ise bagajdır. Bagaj taşıma sistemleri giden yolcu bagajının uçağa yetiştirilmesi, gelen yolcu bagajının ise müşteriye en kısa ve güvenli şekilde ulaştırmasını sağlayan sistemlerimizdir. Bagaj adeta seyahat edenin yanında taşıdığı evi gibi. Bagajını kaybeden birinin bütün yolculuğu her an kabusa dönüşebilir. O yüzden bagaj taşıma sistemi aksamadan çalışmak zorunda. IGA bu denklemi yüksek teknoloji, robotlar ve yapay zeka sistemleri kullanarak çözüme kavuşturmanın peşinde. Geniş çaplı bir konveyör hattına sahip olan bagaj sistemi, bir saatte 30 bin bagajı ayırabiliyor. Bunun yanı sıra 12 bin adet çipli bagaj taşıma tepsisi, bagajların takibini kolaylıkla kontrol edilir hale getiriyor. Bagaj hattı 42 kilometrelik uzunluğuyla Taksim'den Tuzla'ya kadar uzanacak bir mesafeye denk geliyor. 2 yılda tamamlanan bu sistem 272 kişilik özel bir ekiple yapılmış. Terminal özelindeki en önemli, terminalin kalbi olarak görülecek yerlerden bir tanesi bagajdır. Bagaj eğer düzgün çalışırsa tüm operasyonu çok rahat şekilde ilerletirsiniz. SAS is the special airport systems which comprises of the baggage handling system and the baggage security screening. The passenger boarding bridges and the
ground power units and preconditioned air units. And in addition, we look after the elevators, escalators and travelators. Bagaj sorunu çözüldüğüne göre şimdi sıra yolcuların yürüyüş mesafesini kısaltmakta. 7 kilometreyi aşan uzunluktaki 167 yürüyen bandın yanı sıra 166 yürüyen merdiven ve 332 asansör yolcuları zamanında uçuş kapılarına ulaştıracak. Çevre ve enerji konusundaki çalışma yaklaşımı ve ayrıntılar da dikkat çekici. İçinde bulunduğumuz terminal binamız, havalimanımızın en fazla enerji tüketen yapılarından bir tanesi. 2015 yılında bu bina tasarlanmaya başlandığında Yeşil Bina Sertifikasyonu programına göre tasarlamaya başladık. Tüm MEP ekipmanlarımız, aydınlatmalarımız, çatının özel gün ışığını içeri alacak şekilde özel tasarımı, pencerelerde kullanılan çift yalıtımlı camlar gibi birçok konu aslında enerji verimliliği adına yaptığımız çalışmalar içinde oldu. Burada da kendimize çok hırslı bir hedef koyduk, sıfır atık programı. Sıfır atık programını kurgularken de kaynağında ayrıştırmayı öngörerek bir sistem kurgusu yaptık. Nihai noktada da bütün havalimanının atıklarının toplandığı bir katı atık merkezimiz var. Terminal binasında kurduğumuz mekanik ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerindeki harcadığımız enerjiyi şu yollarla geri alıyoruz. Bütün cihazlar frekans invertörlü olacak. Yani ihtiyaca göre çalışacak. Bütün klima santrallerinde ısık geri kazanım ünitesi kullanıyoruz. Bu sayede biz enerjinin yaklaşık kış aylarında %10'unu, yaz aylarında %30'unu geri kazanıyor olacağız. Deplasmanlı difüzör sistemi sayesinde yüksek tavanlı binadaki sadece efektif alanı havalandırıyor olacağız, ısıtıyor olacağız, soğutuyor olacağız. Bu da bize yaklaşık %25'lik bir enerji tasarrufu sağlayacak. Enerjiyi gri su sistemi sayesinde de geri kazanıyor olacağız. Şöyle ki, duş ve lavabolardan gelen gri suyu önce arıtıp sonra klozet rezervuarlarına geri göndereceğiz. Böylelikle günde 200 metreküplük bir suyu geri kazanmış olacağız. Tam 1254 gündür devam eden inşaatın artık sonuna gelindi ve açılışa haftalar kala son bir küçük ayrıntı var. İkinci Hava Trafik Kontrol Kulesi, ATC-2'nin çatı montajı. Kulemizin betonarme yüksekliği 40 metrede. Geri kalan 7 metrelik kısmı bugün de montajını yapmış olduğumuz çelik çatımız vardı. 47 metrede tüm kulemiz tamamlanacak. Kat yaklaşık kendi başına çelik ağırlığı olarak 42,5 tondu. Yalnız bunun üzerine kaplamalarıyla beraber kaldırmak durumundayız. Çünkü betonarme katla çelik çatının arasında sıkışıyor doğramalarımız. Yerlerinde montajını yapamayacağımız için yerde burada montaj yapmak durumunda kaldık. Bu montajı yaptıktan sonra da tonajlar gitgide arttı. Yaklaşık 60 tonluk bir malzemeyi sıfır kotundan alıp 40-82 kotuna çıkardık. Bu ciddi anlamda kesintisiz, takıntısız bir kaldırış. Gerçekten arkadaşları tebrik ediyorum. Başarılı bir operasyon gerçekleştirdik.
Bugün yeni havalimanının çok özel bir misafiri var. Efendim hoş geldiniz. Artık herkes havalimanının hedeflenen tarihte açılacağına emin. Fiziki yapılar artık açılışa hazır. Ancak şimdi her şeyin birbiriyle koordineli ve hatasız çalıştığını test etme zamanı. Operasyonel hazırlık ve havalimanı transferi, yani kısaca ORAT olarak adlandırılan süreç, gelinen noktayı açıkça ortaya koyacak. Senaryomuz 3 dalgadan oluşuyor. Bu dalgalardan ilki gidiş, ikincisi geliş, üçüncüsü gidiş dalgası olarak yapıldı. Sürecin işleyişi çalışanlar için de ilginç bir tecrübe. IGA'nın yelekleriyle kuşanmış 3000 kişi havalimanına gelen ve giden yolcu rolünde. Toplam bagaj hacmi ise 9000. Saatte yaklaşık 10.000, 15.000 yolcu geçeceğini tahmin ediyoruz. Biz bir stres testi yapmaya çalışıyoruz. Türk Hava Yolları'na ait A330 tipi geniş gövde bir uçakla 738 tipi 2 adet uçak da bu denemede yer alıyor. 2 yıldır süren bu eğitimin ilk aşaması başarıyla geçen aylarda tamamlanmıştı. Fakat bu son deneme hepsinden önemli. Toplam 105 farklı senaryonun sınandığı ORAT sürecinde temsili yolcular havalimanına girerek bagajlarını teslim ediyor, biniş kartlarıyla uçağa yönlendiriliyor, seçilen koltuklarını değiştiriyor, biletleri yeniden basılıyor, transfer yolcuları yeni kapılarına yönlendiriliyor ve bagajlarının zamanında uçağa ve yolculara teslim edilmesi sağlanıyor. Olası teknik arıza ve acil durumlara karşı alınan tedbirler de üretilen senaryolarla baştan aşağı en ince ayrıntısına kadar test ediliyor. Bir havalimanında operasyon nasıl yapılıyorsa aynı şekilde operasyonumuzu yaptık ve başarıyla tamamladık. Açılışa yaklaşan dönemde personele, işçiye ihtiyaç duyuldu. Normalin de çok daha ötesinde. Terminalin temizlenmesi, inşaat bitmişti. Önümüze kocaman bir temizlik vardı. Hissedarlarımızın ve yönetim kurullarımızın desteğiyle diğer şantiyelerinde çalışan arkadaşlarımız gönüllü olarak bize yardıma geldiler. Tamamıyla büyük bir birlik, büyük bir beraberlik. Türkiye'de sivil havacılık güvenliğiyle ilgili özellikle yüz tanıma sistemleri, erken algılama sistemleri, radarlar ve bagaj sistemlerinin tarandığı tomografi sistemi, tomografi cihazları dediğimiz bu sistemleri ilk defa İstanbul Havalimanı'nda kullanmaktayız. Bunu kullanırken amacımız havalimanımızı kullanacak olan misafirlerimizin hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamaktır. 42 ay önce sürecin en başında iletişim çalışmalarımızda yerli ve yabancı kamuoyuna bu hayalin nasıl gerçek olacağını söylüyorduk. Bugün ise nasıl başardığımızı anlatıyoruz. İstanbul Havalimanı projemizin birinci etabını 7,5 milyar euroluk bir yatırımla tamamladık. Proje maliyetinin 5,7 milyar euroluk kısmı proje finansman kredilerinden, 1,8 milyar euroluk kısmı ise ortaklarımız tarafından sağlanan öz kaynaklarla finanse edilmiştir. Proje finansmanının büyüklüğü, tamamlanma süresi ve uluslararası standartlarla uyumlu olarak yapılandırılmış olması, projemizin genel karakteriyle de uyumluluk göstermekte olup, aynı zamanda Türk bankacılık sisteminin gücünü ve projemize olan güvenini ortaya koymaktadır. Dünyanın en çok ülkeye uçan havayolu şirketi olarak, şimdi yeni havalimanımızla birlikte yeni ufuklara uçacağız. İstanbul Havalimanı, ülkemizi global seyahat ve taşımacılık rotalarının uluslararası bir birleşme noktası haline getirmiştir. Büyüyen dünya ekonomik koridorlarında Türkiye'nin payını ve etkisini artıran çok önemli bir atılım yapılmıştır. Burası bir havalimanı diye bakmadım. Burası anormal bir katalizör. Türkiye ekonomisine, Türk sermayesine, Türk insanına müthiş katkı veren bir katalizör burası.
Ve işte büyük gün geldi çattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yıl dönümünde Türkiye'nin ve İstanbul'un yeni markası olacak havalimanı resmi açılış için hazır. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu özel gün anısına şehri İstanbul'dan havalimanına çok özel bir hediye veriyor. Adını İstanbul verdik. Hayırlı olsun. Evet, inşallah İstanbul Havalimanımız insanları kavuşturup tanıştıracak, ülkemize, bölgemize ve dünyaya hayırlı bir hizmet olmuştur. Özellikle bu beşli konsorsiyumu huzurlarınızda tebrik ediyorum. Yılmadılar, usanmadılar ve 42 ayda bu eseri bu hale getirdiler. Heyecan verici açılış sadece bir hedefe ulaşmanın değil, aslında yepyeni bir başlangıcın da işareti. Dünyanın dört bir tarafından yükselen alkışlarla birlikte İGA ekipleri için ufukta zorlu yeni bir etap daha beliriyor. Havalimanının tam kapasiteyle hizmete geçebilmesi için Atatürk Havalimanı'ndaki her şeyin şimdi buraya taşınması gerekiyor. Sivil havacılık literatüründe büyük göç olarak adlandırılan operasyon için İGA 6 ay sürecek bir hazırlığa girişerek hiç durmadan yola devam ediyor. Türk Hava Yolları'nın saygıdeğer yolcuları, sizleri Atatürk Havalimanı'nın tarifeli son yolcuları olarak uğurlamaktan memnuniyet duyuyorum. Dönüşünüzde Zafer Anıtı, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na iniş yapacaksınız. Yıllardır ev sahipliği yapmış olan Atatürk Havalimanı'ndan ayrılmanın olumluluğunu, fakat yeni yuvamız olsa İstanbul Havalimanı'nın mutluluğunu yaşamaktayız. Atatürk Havalimanı'ndan kalkan son uçağın yolculuğuna yeni evinden devam edebilmesi, 45 saat sürmesi beklenen büyük göçün başarısına bağlı. Kalkış serbest. Yeni evimizde görüşmek üzere. Koşmaya başladı. Kavimler göçünü andıran ve bugüne kadarki en geniş kapsamlı taşınma olarak kayda geçen büyük göç için tırlar hareket alıyor. Dokuyla TGS karışık komple nizamiyeden giriyor. Belirlenen süre içinde göç tamamlanamazsa tüm hava trafiği kilit olma noktasına gelebilir. Ve bu durum domino etkisi yaratarak geniş çaplı bir risk haritası oluşturabilir. Kurulan 3 kriz merkezinin denetiminde koordine edilen 45 saatlik maratonda 47.300 ton ağırlığında malzeme taşınacak. Her şey taşınamazsa, havalimanı belirlenen sürede faaliyete geçemezse, planlanan tüm uçuşlar durma noktasına gelme riskiyle karşı karşıya. Büyük göçün başarısı hem Türkiye hem dünya sivil havacılık sektörü için tek seçenek. Türk sivil havacılık tarihinin dönüm noktası olarak kabul edilen büyük göç, Atatürk Havalimanı'ndan son sefer yapıldı. 45 saatlik tarihi taşıma işlemi sürüyor. Basının da yakından takip ettiği büyük göç sırasında Atatürk Havalimanı'ndan getirilen tüm malzeme yüksek güvenlik önlemleri altında İstanbul Havalimanı'na taşınıyor. 300'lü personel
park sahasını Apollo Mütalebi için geçiyorum. Her şey yeri daha önce planlanan mekanlara hassas çalışmalar sonucunda yerleştiriliyor. Gece boyunca süren operasyon, AKOM ve İstanbul Havalimanı Operasyon Kriz Merkezi AOCC'den an be an onlarca kamerayla takip ediliyor. Saat sürmesi beklenen büyük göç, rekor bir süreyle planlanandan tam 12 saat önce tamamlanıyor. İstanbul Havalimanı'nın kapıları yeniden açıldığında ve yolcular uçuşları için kısa bir aranın ardından tekrar limana giriş yaptıklarında İGA ekiplerinin kıvanç dolu mutluluğu görülmeye değer. Özlemini duyduğumuz görüntü, özlemini duyduğumuz manzara burada. Gökyüzündeki yüzlerce rotaya ev sahipliği yapacak İstanbul Havalimanı'ndan operasyon sonrası ilk uçuş Ankara'ya doğru havalandığında terminali nakış gibi çevreleyen uçak filosu belki de büyük göçün başarısını en iyi anlatan görüntü. İstanbul Havalimanı uluslararası yeni kısaltması yani İST koduyla uçuş panolarındaki yerini alıyor. İstanbul Havalimanı artık bugün bize başarı dolu bir yapım hikayesinden çok daha fazlasını anlatıyor. Burası insanların en özel anlarına, duygularına ve heyecanlarına şahit olarak geleceği inşa eden bir tasarım. Değişik seyahat seçenekleriyle huzurlu bir liman gibi yolcularını kucaklayan bir yapı. Farklı ırklardan, renklerden ve dillerden herkesi kadim Anadolu'nun misafirperverliğiyle ağırlayan, geçmişten aldığı ilhamı gururla taşırken, zamanın ruhunu da yansıtan, Türkiye adına sivil havacılık tarihine önemli bir imza atmanın coşkusunu her yolcusuna güler yüzle hatırlatan İstanbul Havalimanı artık hepimizin, hepinizin, sizlerin.